internetle ilgili yasakçı düzenlemeleri, anayasanın haberleşme ve özgürlükle ilgili diğer düzenlemelerine aykırı gördüğümüz için onunla ilgili iptal dilekçesi çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde bununla ilgili iptal davasını açacağız. Bugünkü gazetelerde yer alan 7000 kişinin dinlendiğine yönelik iddia elbette önemli bir iddiadır. Tabii ki böyle bir iddia var ise, böyle bir tespit var ise elbette bunun üzerine gidilmesi gerekir. Ancak hükümete şunu sormak istiyorum. 7000 kişinin dinlendiğine yönelik tespit bugün mü sizin tarafınızdan öğrenilmiştir? Yoksa bu yıllardır sizin tarafınızdan biliniyordu da konjonktür bunu gerektirdiği için mi şimdi bunu basınla paylaştınız? Bundan birkaç yıl önce Sayın Ulaştırma Bakanı, zaman Ulaştırma Bakanı şunu söylemişti. Dinlemeyi önlemek mümkün değildir. Herkes dinleniyor. Konuşmalarınızda bir sakınca yoksa sorun yok gibi bir anlayışı sergilemişti. Şimdi o anlayışı sergileyenlerin bugün 7000 kişi dinleniyor gibi bir iddiayı ortaya atmalarını büyük bir çelişki olarak görüyorum. Ancak hemen söyleyeyim, eğer böyle bir dinleme yapılmış ise derhal bu soruşturulmalı, bunun üzerine gidilmelidir. Kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin dinlendiği tespiti vardı. Bazı iş adamlarının ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin dinlendiği ve fişlendiği medyada yer aldı. Hükümet hiçbir adım atmadı bu konuda. Hiçbir adım atmadı. Sayın Başbakan, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile izliyorum." demişti. Bütün bunlar, bütün dinlemelerden hükümetin haberi olduğunu gösteriyor. Haberi olmadığını düşünmüyorum. Bu soruşturma yapılmalı ama bu dinlemelere müsaade eden, bildiği halde buna ses çıkarmayan, göz yuman kamu görevlileri bakanlar hakkında da gerekli soruşturma yapılmalıdır.